Meltem TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Ana haber bültenimizde karşınızdayız. Suruç saldırısında ölen gençlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim etti. Cenazelerin teslim edildiği Gaziantep Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen ailelerin feryatları yürekleri dağladı. Saldırıda ölen gençlerin isimleri de açıklandı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda gözyaşı sel oldu aktı. Şanlıurfa Suruç'ta düzenlenen terör saldırısında ölen 32 kişiden otopsisi tamamlananlar ailelerine teslim edildi. Cenazeleri teslim alan aileler feryat etti. Cenazeler toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderilirken isimleri de açıklandı. İşte Suruç saldırısında ölenlerin isimleri. Uğur Özkan, Kasım Deprem, Hatice Ezgi Saadet, Cemil Yıldız, Çağdaş Aydın, Nazlı Akyürek, Ferdane Ece Dinç, Mücahit Erol, Murat Yurtgül, Emrullah Akhamur, İsmet Şeker, Okan Pirinç, Nartan Kılıç, Ferdane Kılıç, Serhat Devrim, Mert Ali Barutçu, Erdal Bozkurt, Süleyman Aksu, Koray Çapoğlu, Cebrail Günebakan, Veysel Özdemir, Nazegül Boyraz, Alper Sapan, Alican Vural, Osman Çiçek, Dilek Bozkurt, Büşra Mete, Yunus Emre Şen, Ayda Ezgi Şalcı, Mehmet Ali Varol. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suruç saldırısında canlı bomba ve IŞİD ihtimalinin ağırlık kazandığını söyledi. Davutoğlu saldırının yaşandığı Suruç'ta konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu 32 kişinin öldüğü terör saldırısının meydana geldiği Şanlıurfa'nın Suruç ilçesini ziyaret etti. Yetkililerden saldırı hakkında bilgi alan Davutoğlu daha sonra kameraların karşısına geçti ve açıklama yaptı. Bu grup Suruç'a yaklaşırken güvenlik birimlerimiz tarafından gerekli aramalar yapılıyor. Bunları bütün detaylar bu bilgileri aldık. Belediye iki kişi orada da gözaltına alındı bu arama esnasında, daha önce arananlar listesinde olmaları hasebiyle. Daha sonra belediyenin kültür merkezine, ki bu kültür merkezinin etrafı 1 metre 20 santimlik bir duvar, üzerinde de demir engellerle korunaklı bir yer. Oraya intikal ettirdiğinde de gelen talep üzerine belediye alanı olduğu için İkinci bir arama yapılmıyor. Anlaşılan o ki bütün bu süreç içinde ya bir sızma ya da grup içinde söz konusu olan kimliği teşhis edilemeyen bir şahıs tarafından bir canlı bomba olmak suretiyle bu katliam gerçekleştiriliyor. Şahsın tespiti konusunda ciddi bir mesafe alındı. Emniyet birimlerimiz bütün irtibatları tespit edebilmek ve bu şahsın sadece Türkiye içinde, Türkiye dışında ne kadar bağlantısı varsa ortaya çıkarabilmek için de yoğun bir çaba içinde. Yani şüpheli konusunda önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Saldırıya hedef olan grubun Suruç'a gelişi hakkında bu açıklamayı yapan Davutoğlu, IŞİD ihtimalinin ağırlık kazandığını söyledi. Dün de vurguladığım gibi şu an özellikle DAEŞ bağlantısı ve canlı bomba ihtimali yoğunluk kazanmış durumda ama nihai soruşturma o neticeler ortaya çıkmadan tabii bir şey söylemek doğru değil. Suruç saldırısı ile ilgili bir açıklama da HDP'den geldi. Meclisi olağanüstü toplantıya çağıran Demirtaş, Başbakan Davutoğlu'nun teröre karşı ortak bildiri talebine de Dolmabahçe hatırlatması yaparak cevap verdi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, parti genel merkezinde Suruç saldırısı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Yakın tarihimiz bize şunu bir kez daha gösterdi ki içinde devlet parmağı olan, devletin içinden güç alarak, destek alarak gerçekleştirilen hiçbir katliamın arkasındakiler çıkarılmadı. Başbakan Davutoğlu'nun teröre karşı ortak bildiri talebine cevap veren Demirtaş, Dolmabahçe mutabakatı hatırlatması yaptı.
Dolmabahçe mutabakatı şiddetin de nasıl biteceğinin formülünü içeriyor zaten. Onun çağrısını da yapıyor. 10 maddelik özgürlük demokrasi çağrısıyla birlikte onu da yapıyor. Dolmabahçe mutabakatından tamamınızın bilgisi ve onayı vardı. Evet, o da bir deklarasyon. Çok kıymetli, önemli bir deklarasyondur. Sayın Başbakan, Sayın Davutoğlu, ne diyorsunuz? Orada açıklanan belgeyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı düşüncelerini açıkladı. Kendisi her şeyi yok sayıyor. Siz hükümet olarak ne diyorsunuz? Bakanlarınız, grup başkan vekilleriniz orada oturuyordu. Biz arkasındayız. Sahipleniyoruz ve uygulanması gerektiği düşüncesindeyiz. Siz daha o deklarasyona sahip çıkamaz durumdayken yeni deklarasyon çağrılarını yapmanızın hiçbir anlamı olmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de olağanüstü toplantıya çağıran Demirtaş, 3 ana gündem belirledi. Birincisi çözüm süreci. İkincisi Türkiye'nin Rojava bölgesiyle ilişkileri. Ne olacak? Bütün bunları parlamentonun bir kararla netleştirmesi lazım. Dış politika ve IŞİD tehdidi de 3. gündemimizde olmalı. Evet, Suruç'taki saldırıya dün sabahtan bu yana yaptığımız programlarda, haber bültenlerinde konuklarımızla, telefon bağlantılarımızla değerlendiriyoruz. Bir değerlendirme almak için de Ankara'ya uzanacağız. Avukat Lütfullah Önder telefon attığımızda. Sayın Önder, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Efendim, söylediğim gibi dün sabahtan bu yana biz bu konuyu değerlendiriyoruz konuklarımızla, uzmanlarımızla. Bir değerlendirme de sizden rica edeceğiz. Suruç'taki patlama aslında geliyorum demiş miydi? Nasıl sebepleri var? Hangi sonuçları olabilir? Bunları sizden rica edelim. Evet. Bugün dünden beri haberleri takip ediyoruz. Haber, canlı bomba hangi örgüt üyesiydi? İşte DAEŞ miydi, IŞİD miydi, yoksa başka bir örgüt var mıydı? Bu detaylar üzerinde yoğunlaşıldığını, gerek iktidar kanadından yapılan açıklamalar, gerekse medyada yer alan haberlere baktığımız zaman detaylar üzerine yoğunlaşıp işin özünün kaçırıldığını görüyoruz. Halbuki fotoğrafı bir bütün olarak bakmayı başaramazsak, işin arka planını okumayı başaramazsak ders almamış oluruz. Bu faturaları daha acı şekilde ödemeye devam ederiz. Şimdi oradaki bombacının hangi örgüte mensup olduğunun aslında bir önemi yok. Bombacının bulunmasının da bir önemi yok. İşin arkasında bu bölgeyi kan gölüne çeviren insanlar kimler, güçler kimler, bunları okuyup, bunları sağlıklı olarak değerlendirip ona göre tedbir almak gerekiyor. Bu iktidar için de öyle. Milletimizin de bu sağlıklı okumayı yapması lazım. Aksi halde demin de ifade ettiğim gibi bu faturaları ödemeye devam ederiz. Bu ekranlardan defalarca uyarıldı. Gerek iktidar gerek milletimiz. Ne dendi? Büyük Orta Doğu projesi 22 İslam ülkesinin sınırlarının değişmesidir. Büyük Orta Doğu projesinin bir devamı şeklinde olan Arap Baharı yine aynı projenin devamıdır. Ve bu Büyük Orta Doğu projesinin arkasında onun iz düşümü şeklinde Büyük İsrail projesi vardır. Bu sınırları değişecek, rejimleri değişecek ülkelerin içerisinde Türkiye'de var. Sıra sıra ülkeler karıştırılmakta, terör örgütlerinin cirit attığı ülkeler haline getirilmekte ve arkasından Büyük İsrail Devleti kurulacağı zaman, bu 22 İslam ülkesinin sınırları değişeceği zaman hiçbir ülkenin başını kaldıracak bir gücü olmayacak bir hale sokulmak isteniyor. Temel proje bu. Maalesef bu böyle olmasına rağmen 2004'ten beri Sayın Cumhurbaşkanımız bu projenin eş başkanı oldu, görev üstlendi. Suriye'de karışıklık çıktığı dönemde terör örgütleri, dünyanın her tarafından teröristler Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderildi. Orada Esad güçleri Suriye devleti askerlerine karşı varlık gösteremeyince onlara bir alan oluşturuldu. Bilinçli bir şekilde Türkiye'nin sınırlarında çatışmalar, hatırlayalım, Türkiye'nin sınırlarında çatışmalar sürdürülüyordu sınır yakın bölgede. Evet. Türkiye tarafına bomba düştü, havan topu düştü bahanesiyle Esad askerlerinin 10 kilometre, 20 kilometre kuzeye çekilmesi istendi, zorlandı. Ve bizzat Türkiye tarafından silahlar gönderilerek Esad'ı devireceğiz, zalim Esad'ı devireceğiz gerekçesiyle oradaki terör beslendi. Şimdi
Bu terör ve bu terör eylemleriyle birlikte bir de çok ciddi nüfus hareketleri, bölgedeki sınırları ortadan kaldıracak demografik yapıyı değiştirip fiilen farklı bir devlet oluşacak veya devlet gücünü ortadan kaldıracak, sınırları yok edecek bir durum oluşturuldu. Bu IŞİD, yani adının IŞİD olması ya da şu olması bu olmasının bir önemi yok. Bu işin arkasında bizzat yöneticilerinin dahi Yahudi olduğu, dünyaca bilinen istihbarat örgütleriyle içli dışlı oldukları malum. Şimdi böyle karanlık bir organizasyonda Türkiye'yi de hedefe koyan bir hedefi olan böyle bir karanlık bir organizasyonun maalesef Türkiye bir parçası haline geldi. Ve bütün politikasını yıllardır, yaklaşık 4 yıldır, 5 yıldır özellikle Suriye politikasında muhalifleri desteklemek, diğer grupları desteklemek, Esad'ın karşısında olan kim varsa onları hem stratejik olarak, hem lojistik olarak, hem maddi olarak, hem sınır güvenliğini yok ederek bunları biz kendi elimizde destekledik, büyüttük. Ve bütün bunlar ortadayken bu politikalar iktidar tarafından yıllardır sürdürülmeye devam edilirken, oradaki insanlara maalesef onların kanı elimize bulaşmışken ve bunlar gün yüzüne çıkarılmışken, bu ekranlardan milletimiz de defalarca uyarıldı. Bakın, Suriye politikası yanlış. Bu yanlış politika nedeniyle bizim elimize de kan bulaştı. Ve bunun faturası bir gün bizim önümüze de gelir. Çünkü Büyük Orta Doğu projesi kapsamında Türkiye'nin de sınırlarının değiştirilmesi hedefleniyor. Arz-ı Mevut hedefi içerisinde Türkiye'nin sınırları da var. Dolayısıyla bugün Suriye, yarın Türkiye olacak. Bugün Irak, yarın Türkiye olacak diye defalarca milletimizle uyarıldı. Ama maalesef milletimiz de adeta iktidara çok iyi yapıyorsun, devam et der gibi desteğini sürdürmeye devam etti. Ve bugün işte bunun faturaları karşımıza gelmeye başladı. Bu acıdır, üzücü bir şeydir. Kesinlikle lanetlenecek, kınanacak bir şeydir. Ama ders alınmazsa da tekrarı yine mümkün olacaktır. Çünkü bugün Türkiye'de 2 milyonun üstünde Suriyeli vatandaşın Türkiye'de ikamet ettiği söyleniyor. Bunlar resmi kayıtlar. Ama 900 kilometrelik sınır alanımızda silah götürülüp getirilmesi de dahil, Suriye'de yağmalanan eşyaların getirilip Türkiye'de satılması, Türkiye'deki gıda vesaire her türlü malzemelerin aynı sınırlardan hiçbir gümrük kontrolünden geçirilmeden götürülmesi de dahil olmak üzere. Ki bunlar hatta kimyasal silahlara varıncaya kadar Türkiye'den götürüldüğüne dair belgeler yayınlandı, videolar yayınlandı. Bunlar Birleşmiş Milletler dosyalarının içerisine de girdi. Dolayısıyla biz Türkiye olarak Suriye'de bu karışıklık ilk çıkarıldığında, Suriye hedef alındığında, Suriye'de bombalar patlatılırken, Suriye'de masum insanlar öldürülürken, kendi güvenliğimiz adına her şeyi bir tarafa bırakalım. Müslüman olmayı, insan olmayı, insanların ölmesinin karşısında durmayı bir tarafa bırakalım. Sadece kendimizi düşünmüş olsaydık, biz Suriye'de ilk karışıklık çıktığında oradaki meşru devletin yanında olup, oradaki terör gruplarının kökünün kazınması için, kurutulması için işbirliği yapıp mücadele etmemiz gerekirdi. Ama maalesef biz tam tersi bölgenin bataklık haline gelmesi için dünya üzerinden terör gruplarının bu bölgeye gelmesini sağladık. Kendi ülkemizin de içinde bulunduğu bu alana çekmiş olduk. Yani kendi kendimizi bataklığın içine sürükledik. Ve bu bataklıkta tabii ki biz de kayıplar vereceğiz işte. Bugün bunun faturaları maalesef yaşanıyor. Bugünden itibaren de yine bu yanlış politikadan vazgeçilmezse bu bataklığa çok daha hızlı bir şekilde bu çukura doğru yuvarlanmaya devam edeceğiz. Çok daha acı kayıplar vermeye devam edeceğiz. Milletimizin de bugün artık külahını önüne koyup bir muhasebe yapıp yanlışından dönmesi gerekiyor. İktidarımızın da artık bugün bu muhasebeyi yapıp yanlışından dönmesi gerekiyor. Aksi halde bu yanlış yolda yürümeye devam ettiğimiz müddetçe bu acı faturaları ödemeye de devam ederiz diye düşünüyorum. Evet Sayın Önder, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli değerlendirmeleriniz oldu. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler, Suruç'taki saldırının ardından Türkiye'nin dört bir yanından endişe verici haberler geliyor. İşte onlardan biri. İstanbul Sultan Gazi'deki Gazi Polis Merkezi'ne silahla ateş açıldı. Yaralanan olmazken binaya 10 kurşun isabet etti.
Şanlıurfa Suruç'taki bombalı saldırının ardından Türkiye diken üstünde. Burası İstanbul Sultan Gazi'de bulunan Gazi Polis Merkezi. Kimliği belirsiz kişilerce 9.30 sıralarında polis merkezine ateş açıldı. Binanın duvarına 10 mermi isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırı sonrası karakola çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Karakol ve çevresindeki güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri boş kovanlar ve olası kanıtları toplayarak laboratuvara götürdü. Saldırganların yakalanması için Sultan Gazi genelinde alarm verildi. Çalışmaya bir polis helikopteri de havadan destek verdi. Suruç'taki saldırının ardından Türkiye'nin dört bir yanından endişe verici haberler geliyor. Aktardık sevgili izleyiciler. Adıyaman'dan gelmişti o haberlerden bir tanesi. Bir uzman onbaşı şehit olmuştu. İşte o şehit onbaşı bugün gözyaşları arasında Kayseri'de toprağa verildi. Suruç saldırısıyla aynı gün Adıyaman'da terör örgütü PKK askere saldırmış, jandarma uzman onbaşı Müsellim Ünal şehit olmuştu. Ünal için ilk tören Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehit babası Yusuf Ünal, ayakta durmakta güçlük çekse de taziyeleri tek tek kabul etti. Şehit onbaşı için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Lillahi'l-Fatiha. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı uçakla memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Müsellim Ünal'ı Develi ilçesine bağlı Kulpak mahallesinde binlerce kişi karşıladı. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehit onbaşı köy mezarlığına defnedildi. Bu terör gündeminin içinde Ankara'da bir yandan da koalisyon görüşmeleri yapılıyor. Bugün ikinci tur başladı. AKP ile CHP arasında yapılan görüşmede sürecin yol haritası belirlendi. Koalisyon trafiğinin koordinatörleri Ömer Çelik ve Haluk Koç, iki isim. Koalisyon görüşmelerinde yol haritasını belirleyecek ev sahibi. AKP ile CHP arasında ikinci koalisyon teması sağlandı. AKP adına Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, CHP adına da parti sözcüsü ve genel başkan yardımcısı Haluk Koç bir araya geldi. 1 saat 40 dakika süren görüşme Kültür Bakanlığı'nda gerçekleşti. Görüşme sonrası ilk açıklama Bakan Ömer Çelik'ten geldi. Bir hükümet ortaklığını gerçekleştirmekte erken seçim ihtimali de her zaman yarı yarıyadır. Bunu süreç içerisinde göreceğiz. Yani şu ana kadar karşılıklı siyasi nezaket ve saygı çerçevesinde bu görüşmeleri yürütüyoruz. Bu şekilde de yürüteceğiz. Sürecin kendisi Türk siyaseti açısından sonuç kadar kıymetlidir. Yani sonuçta müzakerelere geçinme kararı verilir ya da verilmez. Bu her ikisi de mümkün. Ama bunu sürecin içerisinde göreceğiz. Bugünkü görüşmemiz bir bakıma sürecin kodlarını, koordinatlarını, sürecin standartlarını belirlemeye dönük bir görüşme oldu. CHP sözcüsü Haluk Koç ise parti genel merkezinde basının karşısına geçti. Geniş profilli, güçlü bir hükümet kurulmasının gereği ortada. Ama bunu da ifade etmiştik. Hiçbir zaman 7 Haziran 2015 öncesi koşullara dönülmemesi şartıyla. Bugünkü görüşmeleri bir yöntem görüşmesi olarak alabilirsiniz. Dediğim gibi birkaç gün sonra, hafta sonu olabilir. Ama toplam süre en fazla 10-12 gün içerisinde anladığım kadarıyla bir temel sonuca varmak mümkün olacak veya olmayacak. Her iki koşulda da, her iki tabloda da gereken açıklamalar yapılacak. Basın toplantısında Suruç saldırısını da değerlendiren Koç, ulusal yas ilan edilmesini istedi. Ulusal düzeyde bir yas ilan edilmesinin de gereğini ifade etmek istiyorum. Haluk Koç, hükümetin Suriye politikasını da sert bir şekilde eleştirdi. Türkiye, kendi sınırlarının yanı başında radikal grupların cesaretlendirilip
cirit attıkları yeni bir Peşaver coğrafyası oluşmasına seyirci kalmıştır. Hatta tavırlarıyla bunu kolaylaştırmıştır. Türkiye, Suriye'deki yönetime karşı savaşan gruplara ev sahipliği yapma gerçeğini tüm dünyaya açıkça sunabilmektedir. Gerekçesi ne olursa olsun, komşu bir ülkenin hükümetini yıkmak amaçlı silahlı gruplara Türkiye topraklarını serbest Türkiye topraklarında serbestçe çalışma olanağı verilmesini siyasi ve hukuki açıdan savunmak asla mümkün değildir. Yeni dönemin ilk istifa haberi CHP'den geldi. CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes partisinden istifa etti. Özkes istifa gerekçesini ise açıklamadı. Ana muhalefet partisi CHP'de sürpriz bir istifa yaşandı. İhsan Özkes. İstanbul Milletvekili emekli müftü İhsan Özkes partisinden istifa etti. Ve milletin bölünmez bütünlüğünü. Konuyla ilgili açıklama yapan Özkes, partisinden istifa ettiğini, kararının gerekçesini ise ihtiyaç duyması halinde daha sonra açıklayacağını bildirdi. Teşekkür ederim. Özkes istifa dilekçesini hem CHP'ye hem de meclis başkanlığına gönderdiğini açıkladı. Bu istifa ile birlikte CHP'nin milletvekili sayısı 131'e düşerken Özkes meclisin ilk bağımsız milletvekili oldu. İhsan Özkes, 2011 genel seçimlerine İstanbul 1. Bölge Milletvekili olarak seçildi. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde CHP'den Üsküdar Belediye Başkan adayı oldu. 2014 yılında gerçekleştirilen CHP 18. Olağanüstü Kurultayı'nda en yüksek oy oranıyla tekrar parti meclisi üyesi seçildi. Haziran 2015'te yapılan genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı olmuş ve yapılan seçimlerde tekrar seçilmişti. Haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma Büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine an içerim. Her yaz tatilinde şehirler arası yollar trafik kazaları sebebiyle kana bulanıyor. Bu yazda durum ne yazık ki farklı değil. Bugün Tekirdağ ve Bilecik'te meydana gelen iki kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yakıt tankerinin hatalı dönüşüne, pick-up'ın aşırı hız eklenince ortaya bu görüntü çıktı. Tekirdağ Malkara'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Mehmet Fıçıcı kullandığı yakıt tankeriyle kavşakta U dönüşü yapıyordu. Bu sırada aynı yönde giden Muhsin Börklü idaresindeki pick-up duramayarak tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan pick-up karşı şeride geçerek şarampole uçtu. Hurdaya dönen pick-up'ta 2 kişi yaralanırken isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan tanker şoförü Mehmet Fıçıcı gözaltına alındı. Aşırı hız ve dikkatsizlik Bilecik'in Bozöyük ilçesinde de benzer görüntüler ortaya çıkardı. Sürücü Ali Yılmaz Çorum'dan İnegöl'e doğru ilerliyordu. Bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç takla atarak yol dışına çıktı. Kazada araç sürücüsü Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Yusuf Daş'tan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan hamile bir kadın Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. İstanbul Şişli'de sabaha karşı silahlar konuştu. Tartıştığı gruba ateş açan bir şahıs bir kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı. İstanbul Şişli günü kurşun sesleriyle karşıladı. Halaskar Gazi Mahallesi Süleyman Nazif Sokak'ta bulunan bir barda saat 05.30 sıraları. Barda çıkan çatışma sonucu bir kişi silahına sarılıp etrafa rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu iki kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken bir bar çalışanı da göğsünden vuruldu. Silahlı şahıs daha sonra dışarı çıkarak kaçmaya çalışan bir kişiyi de başından vurdu. Daha sonra saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslar ve taksilerle Şişli Etval Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beni taksi diye çevirdiler. Ayağından vurulmuş galiba bir tane müşteri. Onu attım arabaya, Şişli Etval'e götürdüm, o kadar. Hastaneye kaldırılan ve göğsünden ağır olarak yaralanan bar çalışanı hayatını kaybetti. Başından vurulan ve durumu ciddi olan müşteri ise yoğun bakıma alındı. Diğer yaralı iki kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşletmenin içindeki ve çevredeki kamera kayıtlarını toplayan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir kuru yük gemisi Ethem Pertev yalısına çarptı. Yalıda ciddi hasar meydana gelirken içinde yaşayanlar kazayı yer almadan atlattı. Boğaziçi'nin en güzel yalılarından biri olan Ethem Pertev yalısı bu hale geldi. Saat 13 sularıydı. Marmara'ya açılan 106 metre boyundaki Sierra Leone bayraklı bir kuru yük gemisinin dümeni kilitlendi. Akıntı sebebiyle sürüklenen gemi Kanlıca önlerindeki Ethem Pertev yalısına çarptı. Gemide ve tarihi yalıda büyük hasar meydana geldi. Yalıda yaşayan iş kadını Ethel Baler ve yalı çalışanları büyük şok yaşadı. Yük gemisi saat 13.52'de Romörkör Refakatinde ve Kılavuz Kaptan eşliğinde Büyükdere'ye demirletilmek üzere hareket ettirildi. Kaza sonrası etrafında güvenlik çemberi oluşturulan yalıya kimse yanaştırılmadı. Bir köşesi tamamen yıkılan yalı, Boğaz'ın en güzel yalılarından biri olarak değerlendiriliyordu. Üzerindeki işlemeler sebebiyle adı Süslü Yalı'ya çıkmıştı. Ve bu haberle sevgili izleyiciler, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Meltem TV ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz.